Peygamberimize hediye, salavat getirmek. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salatü selam getirenlerdir. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey müminler, siz de ona çokça salat ve selam getirin. Ayeti inince sahabeden Beşir bin Sa'd peygamberimize, ya Resulallah, Allah-u Teala sana salavat getirmemizi emretti. Sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sessiz kaldı. Sonra şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barikte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim peygambere ve yakınlarına merhamet ettiğin gibi Hazreti Muhammed'e, ailesine ve yakınlarına da rahmet et. İbrahim peygamberi ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi Hazreti Muhammed'i, ailesini ve yakınlarını da mübarek kıl. Şüphe yok ki şanı yüce ve övülmeye layık olan sensin deyiniz. Bunun üzerine Beşir bin Sa'd selamın nasıl olduğunu sordu. Peygamberimiz aleyhisselam da selam ise bildiğiniz gibidir buyurdu. Ardından Ettehiyyatü'deki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh duasını okudu. Böylece Müslümanlar peygamberimize nasıl salatu selam getirileceğini öğrenmiş oldular. Bizler de Ettehiyyatü ve Salli Barik dualarını okuduğumuzda peygamberimize salatu selam getirmiş oluruz. Hem Allah'ın hem de meleklerin peygamberimize salavat getirmeleri onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah'ın peygambere salat etmesi, ona merhamet etmesi, sevap vermesi, onun şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin peygamberimize salavat getirmesi ise onun kadir ve kıymetini anıp yüce mertebelere erişmesi için Allah'a dua etmeleridir. Allah-u Teala bizlere de peygamberimize salatu selam getirmemizi emretmiş ve saygıların en yücesiyle onu yad etmemizi istemiştir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah-u Teala da ona 10 katı merhamet eder buyurarak kendisine salatu selam getirmemizi öğütlemiştir. Bir başka hadiste de peygambere bir salavat getirene Cenab-ı Hakk'ın 10 defa merhamet edeceği müjdesine ilaveten o kimsenin 10 günahının bağışlanacağı, manevi mertebesinin 10 derece daha yükseltileceği de haber verilmiştir. İnsanın en fazla sevip sayması gereken şüphesiz Allah-u Teala'dır. Ancak Allah'ı sevmek onun sevdiğini de sevmeyi gerektirir. Bu nedenle Allah-u Teala en çok sevdiği peygamberine de sevgi ve saygı gösterilmesini Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtmektedir. Ey Resulüm, insanlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. İnsan sevdiğini dilinden düşürmez ve onu her fırsatta anar. Bizim de dünyada en çok sevdiğimiz insan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Bu nedenle onun adı zikredilince Allahümme salli ala Muhammed veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed yahut sallallahu aleyhi ve sellem demeliyiz. Peygamberimiz aleyhisselam da çok salatü selam getirerek sevdiğini gösteren kimsenin ona yakın olacağını şu şekilde ifade etmiştir. Kıyamet gününde insanlardan bana en yakın olan, bana en çok salatü selam getirenlerdir. Peygamberimizin adını duyduğumuzda mutlaka salatü selam getirmeliyiz. Çünkü Hazreti Peygamber'in adı anıldığı halde böyle bir sevabı önemsemediği veya Hazreti Peygamber'e duyması gereken saygıyı duymadığı için ona salatü selam getirmeyen kimsenin manevi sorumluluğu şüphesiz çok büyüktür. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
Cimri yanında ismim anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimsedir buyurmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ile birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet et diye dua etmeye başladı. Allah'ın Resulü aleyhisselam o sahabeyi yanına çağırdı ve şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah-u Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra peygambere salatu selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Peygamberimiz aleyhisselam dua ederken çoğu zaman biz ümmetinin iyiliğini, affını ve bağışlanmasını istemiştir. Bizler de namazdan sonra veya diğer zamanlarda Allah'a dua edeceğimiz zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain diyerek duaya başlamalıyız. Böylece ona ümmet olmanın şerefini dile getirir ve ona olan vefamızı gösteririz. Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmek hem Allah'ın rahmetini hem de meleklerin dua ve istiğfarını kazanmaya vesile olur. Salatu selam dinimizde bu kadar önemli olduğuna göre Peygamberimizin adı anıldığı zaman ona ve ehli beytine salatu selam getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Ey Rabbimiz! Peygamberimizin ismini bütün dünyada duyurmayı bize nasip et. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihana yaymayı bize nasip eyle. Ahirette onun sancağı altında toplanmayı bizlere ihsan eyle. Amin.